Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle basit makineler konumuza devam edeceğiz. Dişli, kasnak ve çıkrıklarla ilgili öncelikle bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Neydi çıkrık? Çıkrık, eksenleri aynı, yarıçapları farklı, sabit bir eksen etrafında dönen silindirlerden oluşan bir basit makineydi. Kuvvet kolu silindir yarıçapının büyük olduğu sürece kuvvetten kazanç sağlayacağımız bir basit makinemiz çıkrığımız. Günlük hayatta direksiyon, su kuyusu, kalem tıraş, tornavida, kapı kolu, olta, kıyma makinesi, kahve değirmeni, musluk, el matkabı gibi kullandığımız araçlar çıkrık özelliği göstermektedir. Bunun dışında yine dönme hareketi yapan dişlilerimiz ve kasnaklarımız var. Şimdi bunlarla konuşalım. Hareketin hızını, yönünü ve yerini değiştirme özelliğine sahip olan ve dişli olan basit makinelerimize biz dişli ismini veriyoruz. Bunları da arabaların motorlarında, matkaplarda ve saatlerde gözlemleyebiliyoruz. Kasnaklara baktığımızda hareketin hızını, yönünü, yine yerini değiştirdiklerini görüyoruz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi dişlilerde diş sayısının küçük olması, aynı anda dönüş yaptıklarında daha fazla tur atmasına neden olur. Bunu bileceğiz. İkinci dikkat edeceğimiz şey, kasnaklar için dikkat edeceğimiz şey de bağlanma şekilleridir. Yani dişli ve kasnaklarda dönüş yönleri ve bağlanma şekilleri önemlidir. Kasnaklar dönüş bağlandıkları kayışların bağlanma şekillerine göre dönüş yönlerini belirlerler. Eğer düz bağlanmazsa aynı yönde döner kasnaklarımız, çapraz bağlanmışsa ise zıt yönde döneceklerdir. Gelelim doğru mu yanlış mı kısmımıza arkadaşlar. Bunun için verilen ifadelere şöyle bir göz atalım. Çakışık veya perçinlenmiş eksen dişli veya kasnak dönme yönü ve sayıları farklıdır. Arkadaşlar çakışık diyorsa aynı yönde dönecektir. Aynı turu atacaktır. Dönme yönleri ve sayıları farklı olmaz. Su kuyuları tornavida çıkrık örneğidir. Doğrudur arkadaşlar. Birden fazla basit makineden oluşan düzeneklere birleşik makine denir. Doğrudur. Saatin, akrebi, yelkovanın, saniye çubuklarının bağlı olduğu çarklarda diş sayısı en az olan saniye çubuğudur. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Aynı andaki dönme miktarlarına dikkat edeceğiz. Saniye çok hızlı hareket edilmesi gerekirken saatin daha yavaş hareket ettiğini düşünürsek bunların bağlı olduğu dişlilerin de boyutlarıyla ilgili yorum yapabiliriz. Bir dişli ne kadar küçük olursa o kadar hızlı dönecektir. Birbirine temas eden dişliler aynı yönde döner. Temas etmeleri onların aynı yönde döndüğü anlamına gelmez, çakışık olmaları dışında. Çıkrıksa ipin bağlı olduğu silindirin yarıçapı küçüldükçe tur başına ipe bağlı yükün yer değişimi miktarı azalır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Vitesli bisikletlerde pedal dişlisi büyütülerek kuvvet kazancı arttırılır. Doğrudur. Dişlimiz, pedal dişlimiz küçükse kuvvet kazancımız azdır. Pedal dişlimiz büyükse kuvvet kazancımız daha fazla olacaktır. Evet, el arabası birleşik bir makinedir. Birden fazla basit makinenin birleşiminden oluşur. Doğrudur. Çıkrıkta kuvvet kazancını arttırmak için çıkrık kolu arttırılıp ipin bağlı olduğu silindirin yarıçapı azaltılmalıdır. Doğrudur. Kasnaklar aynı yönde dönmek için çapraz değil arkadaşlar. Düz bağlamamız gerekmektedir. Vida sarımlı bir eğik düzlemdir. Bisiklet birleşik makinedir. Kaldıraç çıkrığı, çıkrık dişli ve tekerlekten oluşur. Vitesli bisikletlerde tekerlek dişlisi küçültülerek kuvvet kazancı azaltılır. Vites basit makinelerde enerji tasarrufu sağlanmaz. Bağımsız değişken bizim belirlediğimiz, bağımlı değişken ise sonucumuzdur diyoruz. Devam. Bize arkadaşlar kuvvet kazançları verilmiş.
çeşitli basit makinelerimiz var. Bunların hangisi, en hangisi olduğunu yorumlayacağız. Neye bakıyorum? Kuvvet kolum ve güç koluma bakıyorum. Basit bir kaldıraç sistemi için 7'ye 1 oranını görüyorum. 7'ye 1 oranını gördüğüm L'dir diyorum. Orana bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada çapı vermiş. Yarı çapını bakıyoruz. Yarı çapı 20'dir. 40'a 20 oranını burada görüyoruz. Yani iki katlık bir oran, iki katlık bir oranda bunun S olduğunu gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz eğik düzlemin etkisinin olup olmadığı, hayır eğik düzlemin etkisi yok, sabit makaralarımın etkisi yok. Kaldıracımda da dikkat ettiyseniz birebirlik bir oran görüyoruz. Yani 2'ye 2'den bir kuvvet kazancının olmadığını, o yüzden bunun R olduğunu söyleyeceğiz. Buraya bakıyorum arkadaşlar, 3'e 1'lik bir oranı görüyorum. O yüzden L'dir diyorum. Burada da arkadaşlar 1'e 5'e 1'lik bir oran görüyorum. Burada hani bunun daha fazla tur atacağını söyleyebiliriz. O yüzden onun P olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bize verilmiş olan bu sistemi değerlendirirken şuna dikkat etmemiz lazım. Daha az kuvvet uygulayarak yükü kaldırmak isteniyor. Önce sistemimizde kuvvet kazancı var mı ona bir bakalım. Burada yok arkadaşlar, burada yok arkadaşlar, burada yok. Yani bu sistemde normalde bir kuvvet kazancı yok. Peki biz bu sistemde herhangi bir değişiklik yapmadan kuvvet kazancını nasıl sağlarız? Yükü desteğe yakınlaştırıp kuvvet kolunu eğer yükü kuvvet desteğe yakınlaştıracağız ya desteği yüke yaklaştıracağız. Her iki durumda da kuvvet kazancı sağlanmış olacaktır. Burada sistemde hiçbirinde kuvvet kazancı olmadığını ifade etmiştik. Bana öyle bir destek noktası verin ki dünyayı yerinden oynatayım demiş Arşimend. Burada kastettiği nedir arkadaşlar? Desteği yüke yaklaştırmak, kuvveti azaltmak yani kuvvet kolunu uzun tutmak yorumunu yapacağız. Anıl'ın internetten aldığı kitabın kurulumu için kargo paketi içinden kuvvet, kol uzunlukları ve X ve Y anahtarı ile vida adımları verilen KL vidaları çıkmıştır. Anıl hangi vida ve alyan anahtarı seçimini kurulum işini daha az kuvvet kullanarak yapar? Arkadaşlar burada kuvvet kolunun uzun olduğu anahtarı tercih edeceğiz. Vida adımının dar olduğunu tercih edeceğiz. Yani K ve Y'yi tercih etmesi gerekir. Burada şöyle bir mantığımız olacak arkadaşlar. Sürtünmeleri ve ip ağırlıklarının önemsenmediği ilk düzlemlerde AB cisimleri şekildeki dengede olduğuna göre. Şimdi dengede dediklerine göre arkadaşlar buradaki kuvvet etkilerinin birbirine eşit olmasını söyleyeceğiz. Yani kuvvetleri dengede tutmuş ve bunları dengelemiş olarak yorumlayacağız. Şimdi sisteme baktığımızda bu normalde 3'ün katı olması gerekiyor. Bunun 5'in katı olması gerekiyor. Ama burada kastettiğimiz aslında bu ağırlığın 3'ün katı, bu ağırlığın 5'in katı olması ve buradaki kuvvetlerin bunları desteklemesidir. Yani F1 ve F2 kuvvetleri eşit olduğunda B'nin A'dan büyük olması gerekecektir. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Birleşik makine düzeyi hazırlayan Zübeyir numaralandırmış basit makinelerde hangisi yani çıkarılısı dinamometredeki değer değişmez. Arkadaşlar buradaki eğik düzlemimin kullanıldığını görüyorum. Sabit makaralarım var iki tane ve bir kaldıraç sistemi var. Kaldıraç sisteminde kuvvet kazancını görüyorum. O zaman buradaki sabit makaraların olmasa da olur diyoruz. 2 ve 3 çıkarılabilir. Dişiler kuvvet aktarımı yapmak için kullanılan basit makinelerdir arkadaşlar. Buna göre değerlendirdiğimizi kurulan düzeneklerde hangisinin hangi yönde döndüğüne bakacağız. Şimdi burada K dişlisinin iki yönünde döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. K dişli iki yönünde dönüyorsa L dişlisi bir yönünde, L dişlisi iki yönünde, N dişlisi ise bir yönünde dönmelidir. Birbirine ters döndüklerini söylemiştik. Burada arkadaşlar A ve B noktalarını vermiş ve daha az bir kuvvetle etkileşim yapmasını istediğimizde hangilerini değiştirmeliyiz diyor. Arkadaşlar burada çıkık sisteminde bizim için A ve B'nin önemi vardır. C kuvvetinin kullandığı yerde mi? Bunun bir önemi yoktur. A'nın azaltılması, B'nin arttırılması gerekir.
Bir başka sorumuz, bir çıkrığımız var, 16 santimlik bir çıkrık kolu uzunluğu var. Bunu 4 santime indirdiğimizde başta 8 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyorsa ikinci durumda kaç Newton'luk bir kuvvet uygulanır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar biz kuvvet kolunu 4 kat azalttığımızda kuvvetimizi 4 kat arttırmamız gerekecek. O yüzden 32 Newton olacaktır diyoruz. Bir başka sorumuz arkadaşlar, bu soruda bize çıkrıklarla 30 Newton'luk bir yükü 1 metreküreye çıkarmak için uygulanması gereken çıkrıklarla ilgili bir soru vermiş. Buradaki grafikten yararlanarak arkadaşlar şunu görüyoruz. Bizim dikkat edeceğimiz burada B ve A mesafelerini bakacağız. Çıkrık kolunun uzun olduğu, bunun kısa olduğu kısım bizim için önemli. Yani kuvvet kazancının en büyük olduğunun 3 numara olduğunu görüyoruz. Bunu bize İsmail söylüyor, yani şıklarda İsmail olucu. Umut demiş ki 30 Newton'luk yük sırasıyla kaldırıldığında 1 metre yukarı çıkıldığında işler eşit olur. Arkadaşlar amacımız bir cismi 1 metre yukarı çıkarmaksa hangi sistemi kullanırsanız kullanın işiniz eşit olacaktır. O yüzden Umut ve İsmail'in olduğu şık olarak cevabımızın Denizli olduğunu söyleyebiliriz. İkincisine de bakalım arkadaşlar. Buradaki herhangi bir kuvvet kazancı ve kaybı olmadığını gözlemliyoruz. Şekilde iç içe geçirilmiş farklı çaplarda silindirler ek kuvvetiyle döndürüldüğünde X, Y, Z cisimlerinin yükselme miktarları sıralısında aşağıdakilerde hangisi gibi olur? Arkadaşlar burada silindir çapının büyük olduğunda daha fazla sarım olacağı için daha fazla yükselmenin X'de olacağı söylenebilir. Cevabımız X, Y, Z olacak. Bir başka soru arkadaşlar, hiç bu sorunun çok şey yapmadan sadece şıklardan size çok net bir şey söyleyeyim. Kuvvet kazancının hiçbir zaman işler kazanç olduğu gibi bir yorum yapamazsınız. O yüzden cevabımızın Denizli olduğunu net söyleyeyim. Bir başka sorumuz arkadaşlar, çıklıktaki kuvvet kazancının bağlı olduğu faktörleri araştırmak isteyen bir öğrencinin düzeni kurduğunu ve çıklık kollarını göstermiş. Bakın burada çıklık kolumuz az, burada çıklık kolumuz fazla. Bizden bağımsız değişkenimizi istiyor. Buna göre baktığımızda farklı, yani bizim değiştirdiğimiz şey bizim için bağımsız değişkendir. O yüzden çıklıkların kol uzunluğu bağımsız değişkenimiz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü ödev videomuz bu kadar. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili öğrenciler.